20. bölümden merhabalar. 19. bölümde tabii Dünya Savaşımız devam ediyor. Dünya Savaşı'nda isteğimiz Ruslara ve Fransa'ya çok büyük bir yenilgi aldırmak. Bunun için epey bir uğraşımız var. Şu an 517 birimim varmış. Fransızlar tabii onların da bizim kadar askeri var ama tabii savaşta pek teslim olacak durumda değiller. Neyse biz tabii şu an İran'ı ve özellikle Rusya'yı pes ettirme yolunda önemli ilerleme sağladık. Bir bakalım oyunda hata var mı şu an? Evet, yok hata değilmiş. O orada kabul edilecek diyor ama öbür tarafta demiyor. Şu an savaş devam ediyor. İyi durumdayız. Fakat sonuca ulaşmak için epey bir ilerlememiz gerekecek diyorum. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Şimdi sizler İlerliyorsunuz. O bir ilerleyen birimler var. Seni de şuradan alayım hemen. Siz başka şuradan birim getireyim. Tabii kötü şöhretim şu an 23. Yani aşırı derecede fazla olduğu için artık hani bir anlaşma teklifi de sunamayacağız. Mesela eğer kötü şöhret bu kadar yüksek olmasaydı Azerbaycan olsun, Gürcistan olsun, Ermenistan olsun serbest bırakılabilirdi. Ancak onların yerine şu an bizim isteğimiz düşmanın prestijini büyük oranda düşürmek. Sen 38 birimi öbür tarafa çekiyorsun. Şimdi bu komutanı olmayan arkadaşa komutanı verdim de. 41 birim seni buraya alayım. Bir dakika oraya 80 birim göndereyim. Çekilmeye çalışsın. Güzel. Şimdi kalsın böyle. Aslında çekmeseydim keşke. Sadece senin çekilmen yeterli. Şimdi biz ne yapalım? Biraz aslında nüfusu askerliğe yönlendirelim. Çünkü asker ihtiyacım var bol bol şu anda. Elden geldiğince asker sayısını arttıralım. Bir de sanayiyi hiç kontrol etmedik. Çelik ne oldu? Çelik üretimimiz verimli midir? Şu an kömür vesaire alamıyormuş bazı yerler. Burada da bir hemen seviye artma şansı var. Güzel. Tamam. Devam edelim. Şimdi Rusların bu bölgede artık askerleri tamamen eridi. Ve ilerleme şansları da pek kalmadı. O tarafta. Burada artık geri çekilmeye çalışacaklar. İran'da da bir isyan çıkıyor. Ruslar şu an çok büyük bir savaş yorgunluğu olmadığı için henüz ateşkese razı değiller. Benim de öyle bir zamandı ki yani ordular hazır olsaydı ona göre ilerlerdik ama sen niye gelmiyorsun acaba savaşa? Aramız iyiydi diye mi? İlişkileri arttıralım. Gerçi savaşa katılsa benim zararım olacak. Çünkü Fransa oradan müthiş bir orduyla ilerlerse Almanya bizi zor durumda bırakır. Ben tabii Rusların biraz askerlerini yani yöneltmesi için belki dost yapabilirim kendisine. Onun dışında pek yani benle dost olmasının da bir faydası olmayacak. Şimdi buradaki yorulan piyadelerimizi geriye alalım. Veya buradan sen gel bakalım. Saldırı biri misin ama biraz savunmada yaparsın. Sende de çünkü top da var. Şimdi ne oldu? 17 bin kayıp yaşamışız Kars'ta ve 100 bin kayıpla orada Rusya ordusu mağlup oluyor. Kendilerini tebrik ederiz. Öte yandan sizi geriye alalım. Bu hemen biz kendi hattımızı savunalım. Geri kalan yerlerde zaten durumlara çözüm bulacağız. Şimdi mesela seni şuraya alsak değil mi? Yani olur. Şu arkadaşı şöyle Kırım'ı yani işgal edelim onu istiyorum. Kısa zamanda. Başka şu an. Bu arada Ruslar Ruslar neye güvendiler acaba? Buraya çıkartma yapmış. Başkentimi işgal etmek istiyor herhalde. Saldır bakalım sen. Süvarilerin burada desteği önemli olur. Şimdi gemileri kullanacağım çünkü burada. Madem çıkartma deniyorlar. Evet, süvarilerin de saldırısıyla orada da güzel bir galibiyet
alınabilecek. Öte yandan şimdi şuradan bir ilerleme deneyebilir misin? Çok fazla kayıp yaşamazsam iyi olacak. Buraya destekler geldi. Şu 25 birimi geriye çekelim. Şu 25 birimi zaten bu seçtiğimiz birim. Tamam. Başka kim var? 33 birim. Onu da alalım aşağı. O taraftan gelebilecek saldırılara karşı savunsun diye. Bu arada Ruslar geçiş izni almış. Romanya'dan geliyor oradan. Başkenti kuşatmak için. Buyurun. O zaman hemen sen geriye dön. Şuradan işte Romanya'yı da ben ne diyeyim. Şimdi Romanya'yı da gitsek, Romanya'ya saldırsak sonra vay efendim Osmanlı bize saldırıyor diye Batı'yı çağıracak. Diyecek ki Batı koş Osmanlı bize saldırıyor diyecek yani. Başka bir anlam çıkartılmasın. Efendim. Şimdi buradan savunmalar gayet iyi. Şuraya bir arkadaş. Bu arada 130 birimle artık savunmamızı kırmaya çalışan Ruslar hatta 180 birimle saldırıya geçti. Hocam o zaman destekleri gönderelim hemen oraya. Çünkü o hat artık büyük oranda kaybedildi Ruslar için ve oradan ilerleme sağlayamazlarsa sonu kötü olacak onlar için. Senin topçu desteğin var. Reylerle acil. Bakayım şimdi. Tabii düşmanda çok topçu olduğu için muhtemelen dedim ama onda da az topçu varmış gerçi. Destek getirmeye devam ediyor. Orada büyük bir savaş oluyor bu arada. Artık belki de ilerleyiş konusunda bütün sorunlarımızı çözeceğimiz bir yerde olabilir orası. Rusların elinde olan tüm askerlerinin belki de yok olmasına bile neden olabilir orası. Şu an için sadece muharebeyi izleyelim. Burada da galibiyet yakın bizim için. Şu 60 birimde topçu var. Süvari bu. Bu da piyade gerçi. Ben yani seni de şu sınırı alsam gayet iyi olacak. Geri kalan savaşı çünkü diğer birimler yönetsin. Şimdi Ruslar 69 birimiyle burada bize karşı hatta 89'muş yanlış görüyorum. O zaman bizim destek almamız lazım saldırı olarak. Tanklar öbür tarafı kuşatıyor. Şu arkadaş normal piyade ama. Hem bir gel. Şimdi bu arkadaşı şöyle hatta sen gel bu tarafa. Vazgeçtim kuşatma yapma şimdi. Bu arkadaş da şurayı alsın. Evet şimdi hattı biraz daha ilerletme şansı bulabiliriz. Tabi Romanya burada bize sıkıntı çıkartıyor. Hatta Rusların bu arada önemli bir organizasyon kaybı var. Şurada var ya 10K birimi yenemediler. Bravo diyorum onlara. Sen de şuradan gel destek ver. Direkt savaşını gerçekleştir orada. 81 birim burada ise tabi başa baş mücadeleye gidiyor orada. Sizler şuraları kuşatmayı deneyin. 63 birim. Ha buraya saldırıya geçtiler. 57 piyadesiyle. İzleyelim. 4000 kayıp. Gayet normal. Bunlar da. Sen şuraya gel. Şimdi başka ne yapacağız? Şu arkadaşı getir buraya. Bu arkadaş nereye gitsin? Şuradan şuraya bir yere gelsin. Destek çünkü lazım olacak. Burada saldırı geliyor bize. Bu tarafta ise Rusya ordusu büyük hasar almaya devam ediyor. Bu sefer de öbür taraftan gelmişler ya. Arkadaş bu ne? Gel gel. Gel daha o istiyor. Biraz daha saldırı almak istiyor. Belli oldu. Şuraya doğru bir gidelim. O hattı kırmak istiyor çünkü o bir şekilde
yapay zekamız. Sen de gel o zaman şuraya. Artık oradaki muharebenin işi bitti. Şu ilerleyişi engelleyelim. Sen savaşta değilsin. Çağırsak gelmiyorsun. Enteresan bir devletsin. Savaşlara gelmiyor, etmiyor. Ha, o burayla bağlantılı zaten. Ondan geçti. Peki şöyle yapalım. Sen buraya gel. Bu arkadaş gitsin. O 31'ime. Öte yandan ne oldu şimdi? 9 Temmuz, 11 Temmuz, 9 Temmuz, 13 Temmuz. Bir bekle bakalım orada da. Şimdi kendi sınırlarımızı doğuda en azından güvence altına aldık. Şimdi doğuyu bıraktılar. Batıdan ilerlemeye çalışıyor Rus ordusu. İlerlemeye çalışan Rus ordusunu zayıflatmayı deneyeceğiz de onu şöyle yapalım. Ne tarafa gidiyormuş? Geribolu. Tamam, iki taraftan da saldırıya geçelim. Şimdi sen şöyle gel. Bak, bu sefer de öbür taraftan gitmeye çalışıyor. Bak, Sırbistan'dan geçiş izni almış şimdi. Buyurun, yani bütün komşularımız bize karşı. Hepsi gitmiş, düşmanlarımıza geçiş izni vermişler. Bravo. Elinize sağlık. Şimdi sen bana geçiş izni verir misin? Vermezsin değil mi? Tabii. Niye veresin ki? Bravo. Buradaki arkadaşımız biraz toplusu var. Gerisi piyade bunun da. Şu 57 birimi buraya desteğe göndereyim de. Orada sonra çünkü düzenlemeler yaparız. Destek getirsin, istesin. Şimdi tabii Romanya sınırı şuradan başlıyor. Avusturya'dan geçiş izni almış mıdır? O da şüpheli. Yani Avusturya'dan geçiş izni almadıysa buraya kadar işgal edebilirim ama eğer oradan geçiş izni aldıysa çaban boş olacak. Şurası, burada 3 tane toprak var. Bu 3 toprağa bir de şuraya asker bırakırsak yani oraya gelmesini zorlaştırırız. Bir deneyelim bakalım. Tabii yani bir de buraya asker lazım. Şu sınırdaki askerleri oradan çekelim. Acil buraya gelmeleri lazım hattın ilerleyebilmesi için. Bak nereden gidip duruyor ya. Ha, burada donanma mı varmış? Ya siz nasıl bir... Ya ben size söylemek... Ya bu koskoca Osmanlı... Ya... Nasıl gelirsiniz buraya? Şimdi 33 birimi getir hemen. O arkadaşı da getir. Acil getir hem de. Şu hattı hemen bir operasyon yapacağız ve ilerlemeye başlayacağız oradan. Umuyorum ki. Siz ne yaptınız? Bak bak işte. Hemen şuradan gelmeye çalışıyor. Onu yakalayacağım orada zaten. İsteğim o. Gelsin buraya da. Ha, gelemedi. Şimdi işgaller devam ediyor. Burada 3000 asker var. Ruslar tabi teslim olacak gibi durmuyor. Her ne kadar burada kabul edeceğim dese de öbür tarafta etmeyeceğim diyor. Öte yandan Osmanlı donanması burada hasar mı alıyormuş? Masrafları açtık gerçi epey bir zaman önce ama. Şimdi acil şuraya gel. Bak oraya hemen asker getirdi zaten. Fırsattan istifade. Bu arkada ya da sen gel. Şuranın bir düzeltilmesi lazım. O tarafta sorun yok da. Şuraya bir 3 tane birim lazım acil. Ondan sonra zaten batıyı ve doğuyu kontrol altına almış olacağız. Ruslar bu taraftan da çekiliyor yavaş yavaş. Şu Romanya sınırını bir kapatırsak çok güzel olacak bizim için. Şimdi iki tarafı kapattık. Burası kaldı. Şimdi adım adım ilerlemeye başlayacağız ondan sonra da. Ha, şu iki bölge oranı kapat. Tamam. Ama bu sefer burası açılacak. Şimdi şurası bir önce tamamlansın da diğerlerine sonra geçeriz.
Şimdi Gelibolu ne? Gelibolu'da yine mi işgal var? Donanmamız bu arada savaştan galip ayrıldı. Tabii ki yani bu konu da tartışmaya açılacak bir konu yok ama işte yapay zeka bazen bize böyle çabalar sergiliyor. Kayıplar güzel düşman da yine. Sen oraya askerleri biriktir de ben sana orada bir yenilgi aldırayım. Şöyle. Şimdi devam edelim. 33-35 bin çok kalabalık bir asker getirdi oraya. Şu iki yere şöyle alacak. Birisi buraya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Seçme. Şuraya gelsin. Şu hattı bir düzeltirsem o zaman ilerleyeceğiz. Bu arada Führer dedi değil mi? Ah. Benim etkim kaç seninle? 94. Şu Birleşik Krallığın bir çek bakayım büyükelçisini. Benim etki alanımdaki devlete sen nasıl karışırsın? Öte yandan şu 50 birimi ilerletelim. Senin şuraya geçmen lazım. Kaç? 13 birim. Önemli değil. Ha, öbür tarafta da saldırı gelmiş bize bu arada. Şimdi sınır İran teslim olur mu bize karşı? İran da ateşkes istemiyormuş. 16 savaş skorum var. O zaman şöyle yapalım. Biz en iyisi işgal edelim. Ben etmek istemiyordum ama bu işgal gerekecek. Öyle gözüküyor. Zaten İran'ın askeri de kalmadı en son baktığımızda. Sen şuraya doğru git. Sen şöyle git. Sen de böyle git. Sonra gerekirse düzeltiriz. Bu arkadaşı getirelim. Şimdi savunmadaki birimlerimiz savunmalarını sürdürüyor. Bu taraftaki ne durumda? Destek gerekebilir. Bu arada bir reformumuz var. İktidar endeksi konusunda halledelim. Şimdi her yerden saldırılar geldi. Az önce de bahsettiğim Romanya sınırının kapatılması konusu gerçekleşti. Şu an için isteğimiz, buradaki sadece piyadeymiş bu arada. Saldırıya geçsin bakalım birimler. Kaç birim kaldı Rusların? 310 birimleri var. Şimdi bu arkadaş, bunda topçular var. Hemen desteğe git o zaman şurayı yık geç direkt. Çok büyük hasar verir. Oradan getiririz buraya konuşlandırırız belki. Şimdi Osmanlı ordusu artık doğuda ve batıda efendim hatlarını korumaya başladı. Buradan sonra özellikle şu aramıza giren Rus ordusunun da imhası gerçekleşirse ilerlemeye başlayacağız çok rahat bir şekilde. Şu an 58 savaş skorumuz var. Fransızlar sadece asker arttırıyor. Başka da yapabilecekleri bir şey kalmadı. Sizi yukarı gönderelim. Yukarı şuraya destek gerekebilir. İlerleyebilmek için. Bu taraf çünkü genelde savunmayla uğraşıyor. Tankım ise burada çok zorlanmış. Karşı tarafta topçu var. Bizde de tank kalmadı. O zaman sen bir geriye çekil. Sorun değil. Biraz kayıp oldu. Yapacak bir şey yok. Zorlamaya gerek yok. Zaten ilerleme lüksü de çok fazla yok düşmanın. Onun dışında şu 53 birimin ayrılması lazım buradan. Senin piyade olduğun belli. Bir saniye şimdi. 80 birim mi? Ha, iki saldırı birimini daha. Bir dakika. Orada düşmanı yendi diye konuşlandı oraya. Sen o zaman buraya bir saldır da. Şimdi iki tane birim de buraya koyacağız maalesef. Şu Romanya konusundan dolayı. Buraya giren askerlerin buradan geri çekilmesi lazım. Yoksa güvenli ilerleme sağlayamayacağız.
Şimdi askerlerimiz, bu arada İran'a savaş ilan edilmiş herhalde de diyecektim de, bu koruması altındaki devletler mi? Afganistan etki alanı değil, etki alanı da değil. Ha, Afganistan İran'a savaş ilan etmiş. Kolay gelsin. Yapacak bir şey yok. Eden buluyor. İran. Bence anlaşma yapalım ama kendi bilir. Şimdi teknolojiler tamamlanmaya devam ediyor. Bu arada Rusların bir yeri işgal ettiğini mi söyledi oyun? Az önce. Şuna bir bakmak lazım. Nereyi işgal ettiler? Burada düşman bu arada birimi kalmadı. O da güzel. Ha, bak buraya gelmiş. Nereden geldi oraya? 3000 asker şuralardan gelmiş olabilir. O zaman şu arkadaş hemen gelsin. Burayı düzeltsin. İşgal etsin şuraları. Öte yandan 50 birim var. Ha, buradaki hat açılmış. Sen gel. Tabii şu an Falanks savaş stratejisine dönüştü bizim olay. Şu an falanksları açıyoruz. Düşman içeri giriyor. Giren düşmanı yok edip tekrar kapatıyoruz. Geç bakalım. Evet, bir yok olma daha yaşandı. Bu arada tabii en istemediğim noktalardan biri de buradaki askerlerimdi. Şimdi oraya belli olduğu üzere destek göndereceğiz. Hatta şu iki birimi göndereyim de belli olduğu. Orada hemen teslim olmayacak düşman. Bir saniye. Bu arada 67 bin kayıp yaşamış ordumuz karşılığında 220 bin kayıp yaşadı düşman buradaki savaşta. Şimdi bu birim saldırı birimi bizim için yine. Ve o birimi de yine şuraya yönlendireyim. Ruslar nereden geldiler buraya? 18 birim. Tanklar yalnız hiç direnemiyor. Savunma gücü olmadığı için. 60 birim. Sen bir çekil. Gerçi hiç dayanamıyor dediğim birim 7000 kayıp yaşamış. Karşı taraf 60.000 kayıp yaşamış. O da güzel bir bilgi olarak oyun kayıtlarına geçebilir. Şimdi izlemeye devam edelim. Hem bu teknolojiyi ver bize. Sıralamaya hiç bakmadık bu arada. Ne durumda? Aradaki fark epey bir kapanmış. Amerikalılar bizi geçti geçecek. Şurada ise komutansız bir ordumuza saldırı var. Oraya sizden değil de. Şimdi şuraya bir ilerlesen. Bunların hepsi saldırı. Şimdi burada da saldırı çokluğu var. Şimdi çok fazla saldırı var burada. Saldırı birimi. Bu sefer de ondan dolayı sıkıntılıyız. Sayın Romanya bize bir geçiş izni verse. Oradaki askeri ortadan kaldırsak. Daha iyi gideceğiz. İşte mesela ultimatum verebilmek olsa burada. Desek ki bak geçiş iznini vermezsen savaş ilan edeceğiz diye. Ondan sonra bakalım bakalım geçiş izni veriyor mu vermiyor mu düşman bize. Şimdi sizler yine buraları kuşatmaya devam edin. Burada tabii düşman ordusu da kalmadı deyip yine hızlı bir şekilde kuşatma denenebilir ama bu sefer de ani bir saldırı alınırsa kötü olur. Yine araya giren birileri. İngiltere askeri geldi. Tebrik ederiz. Şimdi burada 80 birim var. Bu savunma birimi. Bu da savunma ama bunun komutanı yok. Şu arkadaşa bir komutan yok mu ya? Ülkemizde. Şimdi Birleşik Krallığın hemen seninle olan ilişkini bir bozalım. Biz her zaman seni zaten etki alanımıza alırız. Bu arada orduma saldırı geldi. İşte bu söylediğim bir durumdu. Şuraya bir destek. Bakayım oraya. Kayıplar güzel. Buradaki birim uçak desteği var. Sen araya girmek istiyorsun yine. Bak işte hat yine açık kalmış orada. Şöyle bir gel o zaman.
Tamam. Şimdi şöyle olsun. Bu arkadaş saldırı birimi yine. Sen de saldırısın. Nasıl yaparız? Kim yenildi? Bir yerde askerimiz savaş kaybetmiş ama ha buraya Ruslar asker getirmiş yine. Ya bu askerleri nereden alıyorsunuz? Şimdi başka bir devletten mi geçiş izni aldın? Bu İran. Bir dakika. Sen bir gel bakalım şöyle. 3 tane birimimiz var. Onlara saldırıyor şimdi. Hayır, onlar usta bir de Sayın Rusya. Onlara ellemeseniz daha iyi olur. Bence ama. Şu tarafta da bir saldırı gelmiş. Şimdi nasıl yapalım? 57 birimi buraya gönderelim. Sizi dur sen bakalım da. Şimdi düşman konuşlanmaya çalışıyor buraya. O yüzden şu arkadaşları bir kere şöyle bir alalım. Seni mesela şuraya alalım. Seni mesela şuraya alalım. Seni mesela buraya alalım. Şöyle gel. Böyle gel. Ve böyle gel. Bir yeniden düzenlemeler yapalım. Sizleri geriye alalım. Sen de gel. Şimdi bir bakalım. Çünkü Rus askeri geliyor yine buraya. İsteği bu bizim bu tarafta oluşturduğumuz hattı kırmak. Bunun için biz tabii engel olmayı deneyeceğiz. Şu aradan geçebiliyor yine. Oraya tabii 40 birimle ilerliyor. Hangimiz önce geliriz? 23 Ekim, 22. Sen de şuraya gel o zaman. Şimdi son durumlar böyle. Açıkçası şu arkadaşlar ilerleyebilir. Şimdi yine tabii bir açıklık oluşabilir ama dikkat etmek lazım. Yoksa geri çekildiler. Şimdi sen buradan geçişi engellemek lazım ama bir işgal et bakalım. Rus ordusu her cephede yenilmeye devam ediyor. Biz tabii ateşkes yapmasının kendisi için faydalı olacağını söylüyoruz ama bakın 50 bin kayıp daha yaşadı. Buradaki mücadele hala bitmedi ki oranın yenilgisi de çok daha ağır olacak onlar için. Siz sadece piyadesiniz. İadelerimizi elden geldiğince bölelim. Çünkü zaten kuşatma açısından çok bir önemleri yok onların. Sayı fazlalığının. Şimdi burada ise saldırı gelmesin diye birimleri kalabalık tuttum. Öte yandan sizi mesela şimdi burada bir 3 birim bıraksak arkaya gitsin kuşatma yapsın. Şurada. Sen orada zaten savunma yapıyorsun. Tamam. Burada yine bir kuşatma yapma şansımız var. Sizi getireyim buraları kuşatın. Şimdi ne kadar askerin kalmış? 248. Devam edelim. Devam edelim. Bu bölümü de bitireceğiz. Önümüzdeki bölümde 70 bin kayıp. Biz 70 bin kayıp yaşadık. Onlar 230 bin kayıp yaşadı. Bu da tabii şuradaki savaş olsa gerek. Şurası. Fevzi Bey demiş. Evet, Fevzi Bey burada. Bir teknolojimizi daha tamamladık. Devam edelim yine. Ticaret teknolojisini bitirelim. Sizin sayınızı şimdilik
Şurada bir asker bırak. Kalabalık olmaya gerek yok. Burada da bir asker. Getir hemen. Şu an için sen bu askerleri bir dinlendir. Geride saldırı vesaire gelirse hemen bir dinlendikten sonra onları gerekirse savaşa yönlendiririz. Ruslar yine hattı kır... Bak işte buradan gelmişler, ilerliyorlar hemen. Nerede? Burada bir tane saldırı birimi var mı? Ya da gel seni göndereyim bu tarafa. Gerçi normal piyadeden bahsediyoruz. Almanya benim savaşıma gelmediği gibi kendisi beni savaşa çağırıyor. Bu Almanya devletine bir... ne diyeyim şimdi ben? Sayın Almanya, seninle dost olayım mı? Yoksa savaşına mı katılayım? İtalya devleti ne yapsa haklı şimdi. Gelmiyorum arkadaş. Prestiji de al. Sen bize bu ayıbı yap, biz senin yanında olacağız ha. Öyle bir dünya yok. Devlet Ali'ye o kadar da devlet değildir. Şimdi o zaman madem kimse müdahale etmiyor, şöyle bir ilerlemeye çalışalım. Çünkü Rusların askeri var mı yok mu belli değil. Şurada vardı askeri ama şu anda yok. İşin tuhaf yanı. Gelirlerse ona göre düzenleme yaparız. Buralar bağlantılı. Tamam. Sen hemen gel burayı kuşat. Burada iki tane şehir var. Kuşatılacak. Şuradan da asker alalım. Sen aşağıdasın, tamam. Şimdi tabii burada saldırı gelmiş. 40 birimle. Bu tarafta da saldırı var. Kötü oldu. Burası tabii toparlanmadan saldırılar geldi arka arkaya. Sen buraya gitmeye çalışan askerleri bir durdur bakalım. Yetişeyim oraya, yetişiyor mu? 2 aralık. Evet, güzel. Çünkü o oradan bir hat bulmuş böyle. Buradan askerleri getiriyor şimdi. İnsanlarını. Öte yandan kayıplar yalnız çok fazla. Topçu desteği var. Bizim şimdi sen orada kalabilirsin. Tank şu arkadaşı getir. Tankı buraya götür. Bir de ne yap? Şu arkadaşı getir olmazsa. Ne yapayım şimdi onu? Onu getir de burada lazım olacak bize. Yenilmek üzereyiz bu arada. O bölgede. Şimdi kuşatmalarımız devam ediyor. Sizler ilerlemeye çalışın. Şöyle 4 tane şehir diyeceğiz ama burası açık kalacak. Şurası olur. Evet, Rus askerleri yenilmeye devam ediyor ama tabii ateşkese henüz razı değiller. 31 savaş skoru. Halbuki şimdi razı olmaları lazımdı ama. Buraya bir 4000 kayıp. Biz 20.000 kayıp yaşamışız, kazanmışız. Neresi burası? Oradan çekildi Ruslar. O zaman sen gidiyorsun da. Siz ikiniz şuraya geçin bence. Şimdi burada saldırıya geçtik. Topçu desteğimiz de var. Düşmanda da epey bir topçu var. İrlanda'da yine etki çabamız var. Onu senin bir görüşünü azaltalım yine. Burası... Abicim sen tamam yenildin artık. Daha fazla gerek yok uğraşmana da. Rusların şu ne hangi yoldan geliyorlar bunlar? Şu taraf mı abi? Kuşat o zaman burayı.
Bakayım. Kayıtlar böyle. Askerlerin tamamı oradan geliyor. Anladığım kadarıyla. Sen de şuraya saldır. Şimdi 42 birim burada. Siz saldırı mıydınız? Savunmasınız. Bir adet saldırı birimi lazım. Bu arkadaşı göndereyim. Sen ise şu hatta bir müdahale et. Şimdilik. Öte yandan o zaman şöyle geçelim. Orada tabii çok fazla şehir görünüyor ama. Şöyle olsun o zaman. Şimdilik şöyle olsun. O 3 şehir daha iyi olacak. Evet. En azından bu tarafta işgal edilebilir durumda şu anda. Osmanlı ordusu burada yine Rus ordusuyla mücadele ediyor. Rusların 3000 askeri var sadece burada topçu açısından. Bizim kadar zorlanmamamız lazım ama Dice konusunda yine epey bir destek aldı düşman. Şimdi sen orayı kuşat da bakalım. Bundan sonra oradan asker getirmesinler. Öte yandan işte bak gelen askerler saldırmaya devam ediyor. Şöyle alayım o zaman. Niye bir adım daha gitmedik ki biz? Birer adım daha. Aslında gidecektik. Tebriz'den dolayı gidemedik. Tebriz'de sıkıntı olmuştu. Şimdi şu arkadaş kendine gelsin. Sen nereden gidiyorsun? Bak şimdi gördün mü? Artık oradan gidememeye başladılar. Buradan hattı bulmuşlar, açığı bulmuşlar. İlerliyorlar. Biz de diyoruz ki nereden gidiyorlar? Böyle efendim uyanıklık yapıyorlar kendileri. Saldırı açısından destek almak isteyeceğimiz bir birim var mıdır? Siz savunmasınız. Şimdi bu arkadaş saldıracak mı yani? Geri çekildi. Şimdi bu tarafta yine az bir Rus askeri var. Şuradaki savunmamız duruyor. O yüzden engellemek istemiyorum. Ancak sizler bir kuşatmaya gideceksiniz. Birinizi şöyle alalım. Aslında şu an işte topçu sayısı yine önem arz ediyor. Biraz daha topçumuz olsa hazırlayabilme şansımız var mı? Topçulardan alalım da kuşatmalara destek versin. Şimdi Ruslar nerede kuşatma yapıyormuş? Şehirlerimize, ha buralara. Hemen gel burayı yok et. Şimdi artık orayı kullanmak istiyor. Geçiş için. Şimdi orayı da kapattık mı? Ya da oradaki askeri de yok ettik mi? Veya bu tarafa da geçiş izni alırsa oradan da geçebilir. Sen bir böyle gel de. Sıkıntı olmasın orada. Şimdi sen hala burayı bitiremedin. Bravo diyorum sana da. Şu arkadaş şuraya gel sen de. Çekilen olursa müdahale edersin. Şimdi bak bu sefer de öbür taraftan geçiyor. Bir bana geçiş izni verir misin? Çok güzel. İşte bu. Tamam. Şimdi o zaman bu arkadaşın şehirlerine konuşlanalım. Ama tabii burası çok riskli. Gelen giden var mı? Ne yaptı? Orada çünkü saldırıda yani kalabilir birimler. O zaman da sorun olacak. Öbür tarafta neler oluyor? Şu arkadaşı bir ikiye bölelim. Sen de şuraya gel. Şimdi size bir saldırı yapalım. Ve şimdi burada kaç tane şehir var? Bağlantılı mı burası? Hayır, bir şehir daha var burada. Şimdi şu 4 şehire asker bırakmak gerekecek. Hatta 3 şehire yetiyor. Şu 3 şehire.
Asker bırakırsak ilerlemiş olacağız. O zaman hemen ama burası var. O zaman bir asker buraya savunma için geçecek. Piyade. Sen şuraya gel. Bu arkadaş da buraya gelsin. Şimdi arkada bıraktığım piyadelerden birini de özel görev için buraya getirmem gerekiyor ki oradan düşman askeri ilerleyemesin. Abi bu savaşı artık kazanma şansın da kalmadı. Bence teslim ol ama Rusya hala inatla savaşa devam etmek istiyor. Benim insan gücü kaybetmemden memnun. Neyse ki biz de onlara dedik ki asker sayınızı azaltın. Bu sayede bize yapmak istediklerinin mislini kendileri görecek, yaşayacak. Şimdi de şuraya gel. İlerleme şansın hiç kalmasın. 88 birim sayı da az değil gerçi. Saldırı da yapabilir. Ki birimlerin şu an saldırısı daha etkili normal piyadelerde. İrlanda diyelim ki görüşünü azalt. Seni düşman belirleteceğiz çünkü. Bu arada tabii Ruslar bu kadar sıkıntıdan sonra dediler ki bir saldırı deneyelim şurada. Ancak yenilgi alacaklar tahmini olarak. Sen bir gel bakalım. Güzel. İyi saldırıyor yalnız. Şuraya bir destek ver de uçakların da yardımıyla iyi bir galibiyet alalım. Güzel bu arada. Yine istediğim hamle gerçekleşti. Başkent Petersburg'a doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Tabii düşmanın yine az sayıdaki birlikleri, gerçi 39 birim var. 39 değil mi bu? 300 mü? Ne? 39 yazıyor. Abi burada düşman var mı yok mu? Bir karar versene ya Sayın Hocam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada düşman var mı yok mu şimdi? 3000 asker diyor. 39 dedi sanki. Ha, 3 ile 9 mu yan yana geldi acaba? Ondan herhalde yanlış anladım. Tamam. Bu taraftaki muharebeler devam ediyor. 108 birim olmuş burada. Sen saldırıya geç. 229 birimi kaldı. Bizim 608 birimimiz var. Savaş devam ediyor. Tabi burada uçakların da desteğiyle bir anda çok büyük bir yenilgiye doğru gidiyor kendisi. Şimdi bu taraftan da yine hattı çok fazla kırmadan, bozmadan, dökmeden, burası birleşik zaten. Hemen şurayı alalım. Hemen şurayı alalım. Çok güzel. Çok güzel. Artık başkent Petersburg'a doğru gidiyoruz. Osmanlı ordusu Rusya başkentini ele geçirmek üzere. Şimdi gözümden kaçırmamam lazım. Sıkıcı olabilir bölümler. O yüzden hızlı anlatmıyorum, hızlı geçmeye çalışmıyorum. O zaman bir bölümü de bitirelim burada. Sen bir geriye çekil, dinlen. Önümüzdeki bölüm herhalde savaşı sonlandıracak hamleleri gerçekleştireceğiz. Şu asker kuşatmasını yapsın. Ondan sonra buradaki düşman askerlerini bitirip artık hattımızı Petersburg'a taşıyacağız. Şurada bir şehir kaldı önümüzde. Ondan sonra rahatlıkla ele geçireceğiz diyorum. O zaman hoşça kalın.